Maske takan çoğalmaya başladı. Bir de İngilizce söyleseler şeyden. Mesela Sayın Başkanımız İngilizce, Fransızca anlamıyor mallar. Tamam mı? Şimdi o anlamayanlara bir de İngilizce, Fransızca, Almanca, hayvanca söyleyeceksin ki onlar anlasın. Tak. Niye takmıyorsun? Ondan dolayı. Yani belki de duymuyordur adam ya. İngilizce söylenirse veya başka dillerde de sürekli televizyonda tekrar edilirse anlarlar, daha azalır yani o zaman takılırsa. Takmıyor da taksın. Tedbirlere uyulmasından dolayıdır. Maske takmamız, ellerimizi yıkamamız sürekli. Bir de sosyal mesafeyi korumamız. Ya vatandaş olaraktan biraz daha samimi ve duyarlı olursak inşallah bunun üstesinden geliriz yani. Ama samimi olacağız, devletin vermiş olduğu kurallara riayet edeceğiz. Yani halk sağlığı, yani Sağlık Bakanlığımız samimi bir şekilde ilgileniyor. Var gücüyle çalışıyor, ekip ve ekipmanları. Hepsinden Allah razı olsun. Yani hepsi bizler için uğraşıyorlar. Ama vatandaş olaraktan da biraz duyarlı olmamız lazım. Samimi olmamız lazım. Yani bazılarına, yani insanlarımızı yargılamak istemiyorum ama bu işi ciddiye alanlar yani tedbirini alıyor ama ciddiye almayanlar da maalesef yani tavana bakıp akıbeti bu şekilde neticeleniyor yani. Sizce insanların maske alışkanlığı olmasından kaynaklanıyor. Artık birbirine karşı olan mesafeyi ayarlamaları. Yani dikkat etmeleri yani bundan kaynaklanıyor. Artık bu bir alışkanlık oldu insanların içerisinde. İnsanlar bilinçli, herkes sosyal mesafeye uyuyor. Kayseri'de pek yok ama birazcık en azından şey var. Maske zorunluluğu olduğu için maske takıyorlar, ondandır. Ha, azaldı. İnsanların tedbirlere uymasından kaynaklanan bir azalma olabilir. Bulaşıcılığı azalttıkları için sonuçta vakalar da azalıyor. Yani tedbir aldığın sürece büyük bir ihtimalle bu vaka daha da aşağı inecektir. Tedbirli davranmak, maskeyle dışarı çıkmak, çok fazla yaklaşmamak. Zannederim halk yavaş yavaş bilinçleniyor. Bir de televizyona çıkan Sayın Sağlık Bakanı olsun, ondan sonra Sağlık Kurulu üyelerini olsun, gerekli açıklamaları gerektiği şekilde bilinçli olarak yapmaları, halkın da buna önem vermeleri, halkımızın buna önem vermesi koronavirüs sayısında azalmalar neden oluyor diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum ama bana göre azalmakta değil. Yani verilere göre azalmak. Yani daha dikkatli oluyor demek ki millet, halk. Daha yani ben kendimden ödün vereyim, daha çok dikkat ediyorum. Toplu alanlara girmiyoruz. Düğünlere ya da cenaze törenlerine katılmıyoruz. Herhalde halk daha iyi uyum sağladığı içindir. Sebebi yani ben sıcaklığa bağlıyorum yani. Hani millet yani dışarı çıkıyor, hava alıyor. Gezi tozu içeride kalmıyor. Sebebi bu olsa gerek. Ya herkesin kendine dikkat etmesi. Yani koronada yaygın olduğu için yani herkes kendine dikkat ediyor. Vallahi abi ne diyeyim ben. Bazen gerçekten bizim milletimiz söz dinliyor. Çıkmıyor dışarı. Sonra tekrardan çıkıyor, geri yükseliyor sayılar. Gerçekten öyle. İki gün çıkmıyorlarsa ertesi gün yine tekrar yasak kalktığı için kendi yükselebiliyor. Olamıyor mu? Önlem almışlardır o yüzden. Önlemlerimiz yani. İnsanlar bence. İnsanlar dikkat ettiği için. Bence hiç azalmıyor ya. Hiç azalmıyor. Hiç insanlar birbirine kendilerine dikkat etmiyorlar. Hani mesafeyi korumuyorlar. Kimse doğru düzgün maske takmıyor. Açıkça konuşmak gerekirse böyle yani. Yani ki azaldığı yere daha çok çoğalıyor. Ha geçen sokakta düğünlere, ne bileyim nişanına, sünnete falan hep yasak koydular. Hani azalmıyor yani benim bildiğim. En çok korktuğum zaten biz Besyo'dan kalacağız. Bana göre azalıyor. Bir sürü de önlem alıyorlar yani. Önlemleri boşa ya. Önlemler boşa değil, gayet güzel önlem alıyor ama insanlar uymuyor. Hayır, azalmıyor. Dünkü verilere göre? Yok, hiç de azalmıyor. Sürekli aynı aşağı yukarı. 15-20 günden beri. Azalma yok, hayır. Aldatmaca. Valla ben azaldığını hiç tahmin etmiyorum. Çünkü hiç kimse maske takmıyor. Ben biraz önce bir şey içiyordum, onun için takmıyorum. Şimdi takacağım. Yani bence koronavirüs bitmez. Tabii insanlarımızın biraz daha tedbirli davranması da bu konu hakkında iyidir.
Kayseri olarak aslında daha tedbirli davranmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bayağı bir yoğundu ilk zamanlar çıktığında. Şu anda biraz daha tedbir amaçlı çok iyi gidiyoruz. İnşallah hep böyle gitmeye devam eder. Maske, insanların biraz da mesafeli duruşu. İnandırıcı da gelmiyor yani. İnsanlar iç içe. Baktığın zaman hiç kimse tedbir almıyor. Sosyal mesafeye dikkat etmiyor ama devletin açıkladığı rakamlara baktığın zaman yani inşallah öyledir. Ya virüs etkisini kaybediyor ya başka bir şey var bunda. Ama insanlarla kaynaklı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani sosyal mesafeye dikkat et. Kurallara uyma desen bu kurallarla alakalı olduğunu düşünmüyorum ama virüs etkisini kaybediyor olabilir. Ondan tekbir. Her zaman tekbir. Şu an bence azalmadı. Size göre azalmadı. Bence daha vaka devam ediyor yani. Hala bizim içimize de çıktı. Geçen oturduğumuz yerde de var. Yani herkes anlatıyor ama azaldı diyerek bilgi veriliyor. Bence temizlik. Yani el dezenfektesi, maske, yani mesafe bunlar. Aynen bence de öyle. Mesafe, korunma, dezenfekte. Azalmakta, resmiyette azalmakta ama sebebi şöyle olabilir. Ya etkisini kaybediyordur ya da herkese test yapılmıyordur. Çok ağır septomlar olanlara yapılıyordur. Diğer işte öksürük, ateş olmayanlara da yapılmıyordur bence. Zaten bir ailede çıktığında birisine yapılıyorsa diğerlerine yapılmıyor, karantinaya alınıyor. O şekilde olduğu için az çıkıyordur test sayısı diye düşünüyorum. Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiler halkımız tarafından güzel bir şekilde dinlenilmekte ve maske ve diğer uygun koşullara dikkat edilerek halkımız güzel bir şekilde bilinçlendirdiği için bu şekilde vakalar düşüşe geçmiştir. Yani şimdi insanlarımız en başta bilinçli değildi. Bu vakanın ilk ortaya çıktığı itibarenden bilinçli değildi. Yani normal herhangi bir virüs gibi düşündüler ve bu nedenle şey yapmışlardı, biraz daha kendi hallerine devam etmişlerdi. Ama artık vaka sayısını ve diğer ülkelerdeki genel durumu gördükten sonra halkımızın daha bilinçlendiğini görüyorum. Ben biraz da buna yoruyorum bu vaka sayılarının azalması. Tabii ki bizim sağlık çalışanlarımız, diğer çalışanlarımızın hepsinin gayreti çok büyük. Ama halkımızın da daha bilinçlendiğini söyleyebiliriz en azından.